arkası yarın. Annelerin rızası. İkinci bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Eser Ünal Bolat. Uyarlayan Tayfun Türkili. Yayını hazırlayan Erol Güldiken. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Tevfik bir Anadolu kasabasında resim öğretmenliği, sevdalısı Gülcan ise İstanbul'da bir mağazada tezgahtarlık yapmaktadır. Birbirlerini çok seven bu iki genç, annelerinin istememesi üzerine evlenememektedirler. Öte yandan Tevfik'in öğretmenlik yaptığı kasabaya bir hırsız dalanır. Her gece birkaç evi soyan hırsız yüzünden kasabalı tam bir panik havası yaşamaktadır. Öğrenciler Tevfik'ten hırsızın robot resmini yapmasını söylerler. Kara kara ne düşünüyorsun oğlum? Kızacaksın ama yine de söyleyeyim. Gülcan'ı düşünüyorum anacığım. Gülcan'ı mı? Şu tezgahtar kızım. Sen hiç akıllanmayacak mısın oğlum? Yalnız şu kasabada bile o kızdan çok daha değerli, çok daha güzel eşraf kızları varken o tezgahtar parçası için kara kara düşünür mü insan? Sen ne dersen de anne. Beni Gülcan'dan soğutamazsın. Sevdalanmışız birbirimize. Ne desen boş. İstediğin kadar sevdalan. Ben hayattayken o kızı sana gelin diye almam bunu bilesin. O zaman ben de sevdadan, hasretten, üzüntüden dal gibi kurur eririm. Hadi hadi. Böyle söyleyerek benim yüreğimi yumuşatacağını sanıyorsan avucunu yalarsın. Hadi gel öğretmenler lokaline götüreyim seni. Birer bardak çay içeriz. Hırsız ne olacak peki? Unuttun mu onu? Ya biz evde yokken gelip de burayı soyarsa? Dün gece yine birinin evini soymuş, duydun mu? Evet. Çok pervasız birisi. Bütün kasaba polisi peşindeyken yine de korkmadan hırsızlıklarına devam ediyor. Bugün... Öğrenciler benden hırsızın robot resmimi çizmemi istediler. O ne demekmiş o? Yani görgü şahitleri anlatacak, ben de kağıda hırsızın resmini kara kalemle çizeceğim. Peki ne işe yarayacakmış bu? Canım, hırsızın yakalanmasına. Ah, peki çizecek misin? Komiserle görüşeceğim, eğer isterse çizerim tabii. Böyle işlerde ödül veriyorlarmış yardım edene. Bakarsın sayemde hırsız yakalanırsa 3-5 kuruş para geçer elime. İşte o zaman Gülcan'la evlenebilirim. Bırak oğlum bırak, robot mobot yapma. Sen öğretmen insansın. Senin nene gerek polisin işine karışmak. Böyle işler tehlikeli işlerdir. Bu işin neresi tehlikeli anacığım? Hırsız senin yüzünden yakalanıp da ya sana kim bağlarsa, ya sana zarar verirse, bunu da düşündün mü hiç? Bu yaştan sonra bana evlat acısı çektirme. Bırak hırsızı polis yakalasın. Sana ne? Öyle deme anne. Polise yardım etmek her vatandaşın görevidir. Bak 10 gün içinde o namussuz hırsız kaç fukaranın evini soydu, kaç yuvanın ocağına incir dikti. Paraları malları çalınan o insanlara da günah değil mi? Eğer o hırsız benim sayemde yakalanacaksa ben bundan dolayı korkmam, ancak şeref duyarım. Ah ah, ben senin polise neden yardım etmek istediğini çok iyi biliyorum. Ödül alıp o tezgahtar kızla evlenmek için yapıyorsun bütün bunları değil mi? Bırak o kızı, anasının kuzusu. O kız sana uğursuzluk getirir. Sen ananı dinle evladım. Anacığım ah. Ne desem boş, boşuna nefesini tüketme. Sevdalanmışım bir kere. Gülcan'ı ne beynimden ne de yüreğimden atıp çıkaramıyorum ki. Gecenin yarısı oldu. Kocam hala gelmedi.
Annesini almak için şehre inmişti. Sabahleyin aradığında gece 11:30'da annemle birlikte evde olurum dedi. Sakın başına kötü bir iş gelmesin. Oh, kasabamıza dalanan şu hırsız olmasaydı korkmazdım ya. Komşulardan duydum. Çok korkunç suratlı biriymiş. Uf, öyle korkuyorum ki. Vehbi bir an önce gelse, yoksa korkudan öleceğim. Şu rezalete bak anne. Bir saatlik gecikmeyle gelebildik kasabaya. Sinirlenme oğlum. Acelen mi? Geç olsun da güç olmasın. Şoförün suçu ne? Lastiğin patlayacağı varmış. Lastik patlamasaydı vaktinde kasabada olurdu. Selma meraktan ölmüştür. Keşke geleceğimiz saati söylemeseydim kadıncağıza. Oğlum nedir bu telaşın? Bu kadar mı korkar oldun hanımından? Aa, ayıp ayıp. Hanımdan falan korktuğum yok anne. Sana söylemeyi unutmuştum. Son zamanlarda bir hırsız dadandı kasabaya. Soymadık ev bırakmadı. Sahi mi? Bildiğin gibi değil anne. Çok cüretkar. Gözü pek birisi. Ne polisten ne de vatandaştan korkuyor. Önüne gelen evi soyuyor. Selma çok korkuyor o hırsızdan. Şimdi anladın mı telaşımın sebebini? Da kimse açmamıştı bu kapıyı. İçeri girmeden bir daha çalayım da mandepsiye basmayayım. Nerede kaldın Vehbi? Ah! Siz de kimsiniz? Kapa çeneni kadın. Hırsız! Hırsız bu imdat! Sus! Bana bak. Sakın bağırayım deme, yoksa bıçağı yersin karnına. Yapmayın. Dokunmayın bana. Ne olur bir şey yapmayın. Gir içeri yoksa gir. Eğer sesini çıkartırsan canına dokunmam. Tamam mı? Tamam. Merak etmeyin, bağırmam. Aferin sana. Eğer dediklerime harfiyen uyarsan dokunmam sana. Hiçbir şey yapmam. Şimdi söyle bakalım. Altınların nerede? Benim altınlarım yok. Biz zengin insanlar değiliz. Bana maval okuma kadın. Bak sonra fena bozuşuruz ha. Hadi konuş. Altınları nereye sakladın? Anlaşıldı, şu uçağı karnına vur. Dur vurma, ne olur söyleyeceğim, dur. Şöyle, nerede altınlar? Konsolun üst çekmecesinde, ama ne olur alma. Onlar bizim tek varlığımız. Kocam memur adam. Birikmiş paramız bile yok. Kapa çeneni. Şunu mu? Şimdi cehennemdeyse şu çekmece. Ver altınları bakayım. Burada. Hadi çıkart şu altınları da ver bana. Kapı çalıyor. Bırak çalsın, sesini çıkartma sen. Ama kocam, bu kocam gelecekti, kocam gelmişti. Şş, bağırma diyorum. Bana bak, sakın bağırayım deme, yoksa bıçakla dilim dilim doğrarım seni. Ne olur çek git. Kocam adamı tövize de bir şey söylemem. Lütfen git. Ben girdiğim hiçbir evden elim boş dönmedim kızım. Ver şu altınları da gideyim. Selma. Selma benim. Vehbi, kapıyı aç. Bak duydun işte, kocam bu. Ne olur yalvarıyorum. Sız. Git buradan, git, bak balkondan atlayabilirsin. Altınları ver diyorum. Kocamın üstünde tabanca var, seni vurur, başımıza derde sokma lütfen. Allah Allah. Uyuyor mu bu kadın? Selma. Kahrolasıca adam. Aç. Yürü, bana bak, yürü şu kapıya doğru. Yürü. Lütfen bize bir şey yapmayın. Tamam. Şimdi dur burada. Ben kapıyı aç deyince açacaksın, tamam mı? Tamam. Sen kapıyı açar açmaz ben dışarı fırlayıp kaçacağım. Bekle. Peki. Aç hadi. Çok şükür. Uyudun mu be? Bu da ne? Çekil önümden be adam. Hırsız o adam.
bebe. Vay namussuz. Şimdi görürsün gülüm. Sana çekil dedim önümden. Bebe imdat. Yetişin komşular. Kocamı öldürüyorlar. Yetişin. Allah kahretsin. Kadının kocası tam da gelecek zamanı buldu. Bıçağı yiyince de küt diye düştü. Muhakkak ölmüştür. Al işte şimdi durup dururken katil de olduk, iyi mi? Bir an evvel kaçmalıyım. Polise haber vermekte de hiç gecikmemişler. Şimdi her yerde beni arayacaklardır. Adam kasabadaki evlerin yarısını soydu. Şimdi de cinayet işlemeye kalkışıyor. Hırsızı istiyoruz. Evet. Tamam. Hırsızı istiyoruz. Tamam arkadaşlar. Dağılın. Polisin işine karışmayın. Bizim uyuduğumuzu mu sanıyorsunuz? Bakın arkadaşlar, ben bu kasabanın komiseri olarak 10 gündür evime gitmiyorum. Karakolda geceliyorum. Hadi dağılın artık. Neredeyse sabah olacak. Yarın işinize gideceksiniz. İnanmıyorum size. Mehmet öldü. Bana göstermemek için öyle söylüyorsunuz. Canavar hırsız kocamı öldürdü. Bıçakladı onu. Sakin olun abla. Bakın, beyiniz az önce ameliyata alındı. Durumu da ağır değilmiş. Ben doktorun yanındaydım. Bak komiser bey, duydun mu kızım? Mehpi yaşıyormuş. Ağlama. Selma Hanım siz misiniz? Benim komiser bey. Evinize girip kocanızı bıçaklayan o adamın yüzünü iyice görebildiniz mi? Görmez olur muyum? Kocam gelmeden 10 dakika önce girdi evimize. Sonra da bıçakla tehdit ederek altınlarımı istedi. Peki bana o adamı tarif edebilir misiniz? İri yarı bir adamdı. Gözleri kan çanağı içindeydi. Sapsarı dişleri vardı. Kıllı bir adamdı. Çok çirkin bir yüzü vardı. Evet, aradığımız hırsız. Peki altınları aldı mı? Hayır, tam o sırada kocam kayınvalidemle geldi. Eğer onlar gelmemiş olsaydı her şeyimizi alacaktı pis katil. Sonra ne oldu? Kapıyı aniden açıp kaçmak istedi. Ama kocam kapının önünde olduğu için kaçmasına engel oldu. O canavar da elindeki bıçakla kocamı vurdu. O bir insan değil, hayvan o. Aşağılık bir yaratık. Allah'ım, kocamın hayatını bize bağışla ne olur. Adamın kasabada soymadığı ev kalmamış. Siz polisler nasıl olur da hala yakalayamazsınız onu? Bak sonunda oğlumu vurdu işte. Elimizden geleni yapıyoruz büyük anne. Kaç gündür eve gittiğim yok o hırsız yüzünden. Geceleri bile karakolda yatar oldum. Ama önünde sonunda yakalayacağım onu. Bari iş işten geçmeden yakalayın. Bugün oğlumu vuran o cani yarın iki bilezik için insanların kolunu boynunu bile keser. Komiserim, şimdi doktorun yanından geliyorum. Yaralıyı ameliyattan çıkarmışlar. Durumu korkulduğu gibi değilmiş. Bıçak kalbinin yanındaki boşluğa isabet etmiş. Ay. Doktor bir hafta sonra taburcu olur dedi. Allah'ım sana şükürler olsun, kocamı bize bağışladın. Hadi kızım gel Behbi'nin yanına gidelim. Ameliyattan çıktığına göre onun şimdi bize ihtiyacı vardır. Haklısın anne. Müzik
Bu iş giderek dal budak sarmaya başladı arkadaşlar. Bütün çabamıza rağmen bırakın yakalamayı, o hırsızın kimliğini bile tespit edemedik. Daha çok çalışmalıyız, daha çok. Elimizden geleni yapıyoruz komiserim. Kasabadaki eski sabıkalıları bile topladık, sorguya çektik. Ama bu adamı kimse tanımıyor. Büyük bir ihtimalle başka bir şehirden gelmiş buraya. Elimizde namussuz hırsızla ilgili bir resim olsaydı çoktan yakalardık onu. Resim dediniz de şimdi aklıma geldi komiserim. Benim kız söyledi, sınıfta konu olmuş da resim hocası şahitler tarif ederse o hırsızın robot resmini çizerim demiş. Öyle mi? İşte bu iyi haber. Mevzuata göre hırsız onun sayesinde yakalanırsa o öğretmene para ödülü bile verebiliriz. O halde Tevfik öğretmeni çağırıp konuşalım onunla, ha, ne dersiniz? İyi olur. Sabah olduğunda konuşun. Dersini bitirince karakola gelsin. Tek umudumuz o öğretmenin çizeceği resimde. Yoksa böyle daha çok uykusuz günler geçiririz bu karakolda arkadaşlar. Buyurun komiserim, benimle görüşmek istemişsiniz. Hoş geldiniz hocam. Konuyu biliyorsunuz herhalde. Son günlerde kasabayı dehşete veren şu hırsız işi. Biliyorum efendim. Dün gece de galiba birisini ağır şekilde bıçaklamış. Evet, Allah'tan yaralanan şahsın durumu düzelmeye başladı. Yoksa kasabalının öfkesini durdurmak mümkün olamazdı. Haklısınız ama kasabalı da haklı. İnsanlar evlerini bırakıp da komşu ziyaretine bile gidemez oldu. Sizden isteğimiz görgü şahitleriyle konuşup o hırsızın bir robot resmini çizmeniz. Belki bu sayede hırsızı yakalayabiliriz. Tabii efendim, elimden geleni yaparım. Bu iş için para ödülü de koyacağız ortaya. Eğer sizin çizdiğiniz resim yüzünden yakalanırsa ödülü almaya hak kazanacaksınız. Önemli olan kasabaya korku salan o gözü dönmüş hırsızın yakalanması komiserim. Para ödülü ikinci planda gelir. Sağ olun hocam. Ben görgü şahitleriyle konuşup size haber veririm. İkinci bölümü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.